Elçin ya da ben başka partnerlerle, başka arkadaşlarla bu serüvene devam etsek ayrıştırmak bir tık daha kolay olabilir. Çünkü ha, doğru söylüyorsun aslında. Ya yine aynı... 1,5 yıl aynı yüzlere baktık yani. Ya aynı yüze bakıp tekrar bir şey canlandırıyoruz. Aynen. Ömer'i mi, Mert'i mi daha çok sevdim? Buradan manşet Yani Ömer de bir lanetti. Mert de bir lanet. İkisini de sevmedim. Epey de aksiyon var. Yani az kalsın aksiyon filmi olacak zaten. Epeyce değil mi? Öyle bir durum var. Sever miydin adrenalin o kadar? Yani çok uzun yıllar boyunca spor yaptığım için adrenalin hep vardı hayatımda. Dolayısıyla çok da severim. Ama böyle off road. Ya öyle tecrübelerim olmadı. Sürat teknesi. Tecrübelerim olmadı. Ama film içinde işte hem off road yaptık hem sürat teknesi kullandık. Bu enteresan bir deneyim oldu benim için. Çünkü hemen hemen hepsinde biz kullandığımız için bu heyecanı. Hani bizzat. Evet. Bir de güzel şarkı söylemişsin. Çok güzel söylemiş gibi gözüküyorsun ve çok yani, evet, yani severek söylemişsin. Ama orada tabii Harun Tekin'in de katkısı evet, yani olmuş. Evet, yani Harun ve Ozan ikisi o kadar yardım ettiler ki onlar çok rahatlattı. Ben gerginlikten ölüyordum. Onların sayesinde yarım saat içinde yapıp çıktık yani. Ya bir gün önce bir prova yaptık. Hadi şuradan bir deneyelim. Bir iki cümle aldıktan sonra abi süperiz. O kadar güzel motive ediyor ki adam, bir şey yaptığını zannediyorsun zaten. Bir motivasyonla. Ama motivasyon şart. Orası öyle. Evet. Kortaçgil'in şahane bir şarkısı. Gerçekten şahane bir şarkısı. Daha önce bir özel projede söylemiştin. Barış'ın söylediğini biliyordum. Ama bu epeyce farklı bir şarkı. Sever miydiniz gerçek hayatta da bu şarkıya olan bir düşkünlüğünüz var mıydı? Yani Bülent Ortaçgil'i zaten bütünüyle çok seviyoruz. İyi bir deneyim oldu. Beraber böyle bir anımızın olması da filmle beraber, o da çok kıymetli oldu bizim için. Kulağa da tınısı fena gelmediği için ayrıca mutluyuz yani.